Şimdi geliyoruz kangren olmuş bir sorunun cevabına. Hangi takımın taraftarına sorsanız Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi takımlarının taraftarı olduğunu söyleyecek. Bunlarla ilgili belli kanıtlar sunacaktır. Fenerbahçeli'ye göre kesinlikle Fenerbahçelidir. Beşiktaşlı'ya göre kesinlikle Beşiktaşlı'dır. Fakat Galatasaraylılardan böyle bir iddia çok fazla duyulmamakla beraber Atatürk'ün futbolla ilgili alakasının tarihini anlatıp bunun akabinde fikrinizi çok fazla değiştireceğine inanmasam da bu konuyu sizin yorumlarınıza bırakacağım. Şöyle ki işin tarihine ve kökenine indiğimizde Rodos göçmeni köklü bir ailenin mensubu, tarihi bir kişilik olan Türkiye'nin hatıra defterine ismini yazdırmış Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından biri olan Asaf Tevfik. Sonrasında isminin Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kılıç Ali'ye çevirecek kadar kıymet verdiği bir isimle başlar hikayemiz. Yine Galatasaray'ın efsane isimlerinden bir tanesi olan Gündüz Kılıç ise Atatürk'ün çok sevdiği silah arkadaşı Kılıç Ali Paşa'nın 3 oğlundan biridir. Gündüz Kılıç o yıllarda Galatasaray Lisesi'ndedir ve futbola merakı oldukça fazladır. Okulun futbol takımına seçilir. Hayran olduğu büyük abileri ile oynayacağı için çok fazla heyecanlıdır, hastadır. Ateşli ateşli çıktığı maçı Galatasaray 4-1 kazanır. Ertesi günde ateşinin teşhisi konur ve zatürre olduğu anlaşılır. Bir ay kadar hasta yatar ve futbol oynamasını bırakın merdiven çıkması bile yasaktır. Tabi o dönemde Kılıç Ali oğlunun futbol oynamasına çok sıcak bakmaz ve düşünün ki o dönemlerde en kudretli adamlarından biri Kılıç Ali'dir. Oğlu Gündüz'ün böylesine kötü bir durumda futbol oynamasını doğal olarak istemez. Zaten futbolun bir meslek olmadığı yıllardır ve oğlu için futbol ile ilgili bir gelecek hayal edemez. Gündüz her ne kadar babasını kırmak istemese de içindeki futbol aşkı ağır basar ve gizli gizli futbol oynamaya devam eder. Taksim stadında Galatasaray Macar takımı ile oynayacaktır. Bu maçı Galatasaray 2-1'lik bir skor ile kazanacak ve Gündüz yabancı bir takıma karşı ilk golünü kaydedecektir. 18 yaşında milli formayı giyecek ve herkes tarafından artık tanınacaktır. Çünkü Yugoslavya ile yapılan milli maç 3-3 bitecek. Berabere kalınan maçın ertesi günü ise babası Gündüz Kılıç'ı alnından öperek uyandıracaktı. Bu hareket aynı zamanda futbol oynamasına onay verdiği anlamına gelmekteydi. Artık bu başarı karşısında baba Kılıç Ali Gündüz'ün harikalar yarattığı maçı heyecanla Atatürk'e anlatmış. O da "Aferin Gündüz'e, benim tarafımdan da onu alnından öp" demişti. Sonraları Gündüz Kılıç bu öpücüğün futbol hayatında kazandığı en büyük nişan olduğunu söyleyecektir. Bu sürecin ardından bir gün Mustafa Kemal Kılıç ailesinin evine konuk olur. O günlerde milli takımın Rusya maçında aldığı yenilgi konuşulurken Atatürk 18 yaşındaki Gündüz'ün üzgün halini görünce "Üzülmüşsün belli ki" diye konuyu açıp devam eder. Dünyada yenilmeyen kimse, yenilmeyen ordu, yenilmeyen komutan yoktur. Yenilgiden sonra üzülmek tabidir. Ancak bu üzüntü insanın maneviyatını yok edecek seviyeye varmamalıdır. Yenilgiden hemen sonra toparlanıp yenmeye azmetmelidir. Daha çok çalışmalıdır. İşte bu sözler üzerine konu yine futboldan, oynadığı maçlardan, taktiklerden devam eder. Genç Gündüz atamıza futboldan örnekler verir. Hatta eline kağıt kalem alarak çizimler yapar. Futbolun ne olduğunu, nasıl oynandığını izah etmeye çalışır. Çizimlere bakan Atatürk, "Yahu desene bizim harp oyunları gibi bir şey sizinki de. Sizin futbolda belli ki kurmay kafası ve strateji bilgisi ister" der. Yani işte Mustafa Kemal Atatürk'ün futbol oyunu ile tanıştığı ilk gün bu şekilde cereyan eder. Gündüz Kılıç ise bu sohbeti futbolcu ve antrenörlüğü boyunca aklından hiç çıkartmayacak ve kendi iradesiyle uygulayacaktır. Bu hikayeden de anlaşılacağı gibi hayatı cephelerde ve savaş meydanlarında geçmiş Atatürk
futbolun Türkiye'deki emekleme dönemlerinde zaten cephelerde ve savaş meydanlarındaydı. Sonrasında da bir devlet kurma telaşında futbolla ilgilenme ihtimali ne yazık ki hiç olmadı. Hatta o kadar olmadı ki futbolun ne olduğunu, nasıl oynandığını da ancak bu şekilde öğrenmişti. Dolayısıyla futbolun nasıl oynandığını bile bilmeyen bir kişinin bir futbol takımının taraftarı olacağını düşünmek biraz zorlama olacaktır. Kulüpler açısından bakarsak Atatürk'ün kendi kulüplerinin taraftarı olması her takım için büyük bir gurur kaynağı olsa da bununla ilgili tarihi anekdotlar ise şu şekilde gerçekleşmiştir. O dönemde yeni kurulmuş, hedefi muasır medeniyetler seviyesi olan bir devlet başkanının tüm medeni ve sportif faaliyetlere destek verdiğini hatırlatıp Gazi koşusunu da buna örnek olarak verebiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 2 Aralık 1930 günü Galatasaray Lisesi ve Müzesi'ni ziyaret etmiştir. Burada Galatasaray'a diye yazıp imzaladığı bir fotoğrafını da sarı kırmızılara armağan etmiştir. Bu fotoğrafın büyütülmüş bir kopyası lise müdürünün odasında günümüzde hala sergilenmektedir. Ziyaret esnasında kendisi de Galatasaraylı olan İçişleri Bakanı Şükrü Kaya Gazi'ye sorar. Sizden bizdensiniz paşam. Gazi, ben kulüp tutmam çocuk. Çünkü hepsi benimdir diye yanıtlar. Balkan Savaşları sırasında Selanik kaybedilince Mustafa Kemal annesini ve kız kardeşini Beşiktaş Akaretler'deki Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün antrenman sahasının hemen yanındaki 76 numaralı eve taşır. Hatta Beşiktaş'ın bazı antrenmanlarını da oradan izler. Zaten Beşiktaş'ın bir nolu üyesi ve ilk başkanı Trakya Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Fuat Balkan da zaten arkadaşıdır. Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrıldığı sırada ailesini de doğal olarak Beşiktaşlara emanet edecektir. 1916'da Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri ile bir sohbetinde söyledikleri Beşiktaş için şeref defterinde altın harflerle şu şekilde yazılıdır. Efendiler, sizlerin ve sporcularınızın ciddi çalışmalarını, çeviklik ve maharetlerini zevkle ve ayrıca dikkatle izliyorum. Sizi candan kutlar, başarılarınızın her zaman devamını dilerim. Fakat bu da ne yazık ki Atatürk'ü Beşiktaşlı yapmamaktadır. Mustafa Kemal ilk olarak 3 Mayıs 1918'de Fenerbahçe Kulübü'nü de ziyaret eder. Kupaların olduğu bölümü gezdikten sonra şeref defterine şunları yazar. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her tarafta beğenilip değer verilen ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları kutlamayı görev bilmiştim. Bu görevi ancak bugün yerine getirebilmişimdir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekle övünüyorum. İşte bu ziyarette Beşiktaş'ı ziyaretinden daha farklı ve daha duygusal olmayıp bu da Atatürk'ü Fenerbahçeli yapmaya yetmeyecektir. Fenerbahçelilerin en iddialı anekdotu ise 10 Ağustos 1928'de Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda Galatasaray Başkanı Necmettin Sadak, Galatasaraylı Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati, Galatasaraylı gazeteci Ruşen Eşref Ünaydın'ın yanında Fenerbahçeli Yusuf Çınar ve Fenerbahçeli Sabri Toprak'la birliktedir. Galatasaray Başkanı'na dönüp bugün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne oldu diye sorar. 3-3 bitti paşam yanıtını alınca ya öyle mi
biz de burada 3-3 berabereyiz der. İşte bu latife Fenerbahçeliler için en büyük kanıt niteliğindedir. Ama Fenerbahçeliler ne yazık ki şu anekdottan hiç bahsetmezler. 5 Haziran 1932'de Fenerbahçe'nin Kuşdiri'ndeki ahşap lokali yanar. Gazeteler yardım kampanyası açınca Cumhurbaşkanı Atatürk de bir miktar para göndererek katılır bu kampanyaya. Tabii Fenerbahçeli yöneticiler de bu jest karşılığında 1934'te Atatürk'ün büstünün lokale yapılması konusunda kendisinden müsaade isteyeceklerdir. Fakat Atatürk bu ısrarlı talebe şu şekilde yanıt verir. Şimdi bu büstü buraya koyarsan Atatürk Fenerbahçelidir derler. Ama ben hiçbir takım tutmam. Hepinizi çok severim dese de kulübe bir büstünün konulmasına sonunda razı olur. Burada Atatürk'ün bir takıma aidiyet hissetmediğini, hepsine aynı mesafede yakın olduğunu bizzat kendi ağzından ve kendi cümleleriyle tarihe geçmişken, günümüzde Atatürk'ü kendi kulüplerine mal etmek istemek aslında zorlama bir çabadır. İşin bilinmeyen bir detayına da gelecek olursak, Galatasaray Kulübü'nde 1929-30'lu yıllarda ortaya çıkan iç anlaşmazlıklar 1933 yılında bir bölünmeyle sonuçlanmıştı. Eşref Şefik Bey Olimpiyat adlı dergide kulüp aleyhinde yazdığı yazılar nedeniyle üyelikten ihraç edilir. Eşref Şefik Bey'in kulüpten atılması tepki yaratır. Başkanlığı yapan Yusuf Ziya Öniş'in istifasıyla da ortalık daha da karışır. Buna karşılık Suat Hayri Ürgüplü'de futbol takımının liseye dayanma özelliğini korumasını ister ve kulüpten ayrılan 25 üye Yusuf Ziya Bey'in etrafında toplanıp yeni bir kulüp kurmaya karar verirler. Bu kulübe vermek istedikleri sarı kırmızı at kabul edilmeyince Ateş Güneş adını alırlar. Bir süre sonra Güneş olarak anılan takım liglerde fırtına gibi eser. Atatürk'ün yakınlarından Cevat Abbas Bey'in başkan seçilmesinden sonra bu takım daha da çok güçlenir. Siyasi gücü arkasına alan Güneş'e sağlanan destek o kadar açıktır ki 4 Temmuz 1937 yılında oynanan ve bazı olayların çıktığı maç sonrasında Başbakan İsmet İnönü Galatasaraylıları tehditle hatta kulübü kapatabileceğini ihtar eden bir bildiri yayınlar. Bu hava içinde Güneş takımı 1938 yılında milli kümede şampiyon olur. Beşiktaş ikinci, Galatasaray ise ancak üçüncüdür. Aynı yılın içinde Atatürk'ün kulübü ziyaret etmiş olması anlamlı ve önemli bir gelişmedir. Fakat bu da finalde Atatürk'ü Güneş sporluğu yapmamaktadır. Yani hepimizin bildiği Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim." sözü noktayı koymuştur aslında. Nasıl ki Gazi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya "Ben kulüp tutmam çocuk. Çünkü hepsi benimdir." dediyse de bizler için de Atatürk, hepimizin Atatürk olması çok daha doğru olacaktır.